Arkadaşlar merhabalar. Nisan ayında nasıl ilerleyeceğiz? Yol haritamızı nasıl çizmeliyiz? Netlerimizi nasıl arttıracağız? AYT ne durumda? Bunlardan bahsedeceğiz. Detaylı bir anlatım olacak arkadaşlar. Notlarınızı şimdiden almaya başlayın. Kendi durumunuza göre, kendi senaryonuza göre kararlarınızı verin ve bundan sonraki çalışma programınızı oluşturmaya şimdiden başlayın. Şimdi videoya geçelim. İlk başta dikkat etmemiz gereken önemli kısımlardan birisi ne durumda olduğumuz. Yani ne durumda olduğumuz arkadaşlar o kadar önemli ki mesela çoğu zaman sorular soruyorsunuz. YouTube'da bunları cevaplamaya çalışıyoruz. Farklı mecralarda bunları cevaplamaya çalışıyoruz. Telegram grubumuza mutlaka katılın. Oradan cevaplar veriyoruz. Discord kütüphanemize katılın. Oradan çalışmalar yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar buradaki gelen soruların hepsini cevaplarken ilk başta düşündüğüm şey oluyor. Bu öğrenci ne durumda? Neler yapıyor şu an? Yani TYT'si bitti mi? AYT'si bitti mi? Konuları belki eksik mi? Tam mı? Hangi konularda sıkıntı yaşıyor? Netleri ne durumda? Konuları bitirmiş olsanız bile TYT'den kaç net yaptığınıza göre farklı tavsiyeler verebiliyoruz. Yani 60 net yapan bir insanla ya da atıyorum ikisi de 60 net yapıyor olsa bile farklı noktalarda eksiklikleri varsa gerçekten farklı tavsiyeler vermek çok 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 önemli oluyor. Şimdi buna dikkat ederek arkadaşlar bu videoda ilk başta sizden istediğim oturun böyle bir vaktinizi ayırın. Nedir bu mesela? 1 saat 2 saat sürebilir ya da bir hafta sonunuzu bir gününüzü ayırın arkadaşlar. Güzel bir şekilde temiz kafayla kahvaltınızı güzel bir şekilde yapın. Çayınızı kahvenizi alın arkadaşlar. Oturun masaya ve bir check-up yapın. Check-up nedir arkadaşlar? Yani ne durumda olduğunuzu detaylı bir şekilde bir analiz yapın. Bunu istiyorum. Bugüne kadar çözdüğünüz denemeleri inceleyebilirsiniz. Konu anlamında ne kadar ilerlediğiniz onları inceleyebilirsiniz. Konu eksikliklerinizi, çalışmadığınız kısımları yazabilirsiniz. Mesela nedir arkadaşlar? TYT'yi bitirmişsinizdir. AYT çalışıyorsunuzdur. AYT'de işte mesela fizikte, kimyada, biyolojide işte birkaç üniteniz kalmıştı. İşte matematikte belli bir ilerlemeniz vardır. Mesela belli bir oynatma lisesinden gidiyorsunuz. Atıyorum işte 90 günlük bir ilerlemedir. Siz atıyorum bunun 60. günündesinizdir gibi gibi mesela eksikliklerinizi ne durumda olduğunuzu güzel bir şekilde not alın, yazın. Bunlara göre arkadaşlar bunları bitirmek için ne kadar çalışmanız gerekiyor? Bunları bir kenara yazın. Eksik olduğunuzu hissettiğiniz konuları bir kenara yazın. Hepsini ayrı ayrı başlıklar altında. TYT'de son 5 denemede, 10 denemede kaç net yaptığınızı, net ortalamanızı hesaplayın arkadaşlar. İşte bu yanlışların en fazla nereden gidiyor? Mesela işte matematikten mi en fazla yanlış yapıyorsunuz TYT'de yoksa işte Türkçeden mi net kaybediyorsunuz? Sosyal ne durumda? Fen ne durumda? Ders ne durumda? Bunlara arkadaşlar önünüze bir koyun. Böyle güzel bir infografiklerle böyle güzel bir şekilde arkadaşlar veriler önünüzde olsun. Elbette illaki grafik olacak diye bir şart yok arkadaşlar. Bu kadar da detaylı yapmanıza gerek yok ama dediğim gibi önünüzde gerçekten sağlam işte. Kaç net yapıyorsunuz? Kaç konunuz kaldı? Hangi konularda çalıştığınız halde eksik hissediyorsunuz? Denemelerdeki ortalama netleriniz nedir? Ders en fazla yanlış yaptığınız, boş bıraktığınız konular nedir? Bunları şöyle bir yazdığınızda arkadaşlar yol haritanızı çizmek çok daha kolay olacak. Madem Nisan ayında bu kadar sınavı kazanmak için Nisan ayı bu kadar önemli. Artık son 3 aya girdik arkadaşlar. Bunun 30 gününden bahsediyoruz. Yani gerçekten önemli bir zaman dilimi. Bunu nasıl verimli geçireceğimiz bu gerçekten analizle, check-up'la alakalı bize çok büyük fayda sağlayacak. Onu söyleyeyim size. Şimdi madem bunu yaptık, check-up'ı yaptık. Her şeyi ortaya döktük. Ne durumda olduğumuzu analizlerle, verilerle, deneme sonuçlarıyla, eksikliklerimizle, kendi düşüncelerimizle ki arkadaşlar şunu da söylemekte fayda var. Elbette ben burada size bir tavsiye verebilirim ya da başka bir koç tavsiye verebilir. Ne kadar iyi bir şekilde tecrübeli olsak da bu konuda size yardımcı olsak da 500'den fazla bugüne kadar kendi koçluk öğrencimiz oldu. 1000'den fazla öğrencinin neden sınavı kazanamadığını dinledik. Arkadaşlar şunu söyleyeyim size. Ne kadar biz bu kadar tecrübeli olsak da size tavsiye verirken arkadaşlar kendinizi en iyi siz tanırsınız. Yani sizin eksikliklerinizi, sizin durumunuzu en iyi yine siz tanırsınız. Siz burada bilgiyi gerçekten iyi bir şekilde işleyebilirseniz kendinize yardımcı olabilirsiniz. Bu videoları da biz de bu yüzden çekiyoruz. Ha tabii ki detaylı analiz yapmak, ilerlemek, işte program hazırlamak elbette zor olabilir. Ha dersiniz hocam ben bu 3 ayı çok verimli geçirmek istiyorum. Koçluk seçeneğimiz de var. Koçluk da alabilirsiniz. Hani ben uğraşmak istemiyorum. Full sınava odaklanmak istiyorum. Bütün planım hazır olsun. Koçluk alabilirsiniz. Bizim de koçluk seçeneğimiz var. Hocam program alsam o da bana yeter. Ben gerisini hallediyorum. Psikolojim, mentalim bu kısımlar benim için tamam. Çalışma azmim güzel zaten. Elimde bir program olsa direkt somut bunu da hallederim dersen programlarımız da var bunları da alabilirsiniz. Ama arkadaşlar burada verdiğim tavsiyeler de sizin gerçekten işinize yarayacak. Şunları söylemek istiyorum. Buradaki verdiğimiz tavsiyeler arkadaşlar zaten hani programlarımızda diğer kısımlarda her yerde zaten bunlar üzerinden hazırlanmış şeyler. Bunları çözmek için arkadaşlar yapmanız gereken bazı durumlar var. Bunun da en önemli kısmı tekrar vurgulamakta fayda var. Check-up, analiz, detaylı bir şekilde ne durumda olduğumuzu görmek ve buna göre karar verip buna göre ilerlemek çok önemli diyebiliriz. Bu yüzden arkadaşlar kendinizi iyi tanıdığınızı düşünüyorsanız bir daha gözden geçirin. Oturun bu çalışmayı mutlaka yapın. Şimdi bunu yaptık diyelim. Nasıl ilerleyeceğiz? Artık eksikliklerimize göre nasıl ilerleyeceğiz? Arkadaşlar öncelikle senaryo durumlarımıza bir bakalım. Öncelikle ilk başta bahsedeceğim kısım TYT konularını bitirmiş ki çok büyük bir kesim bundan olduğu için ilk başta onları anlatmak istiyorum arkadaşlar. TYT konularını bitirmiş, AYT konularını da şu an bitirmeye yakın olan arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşlar için önce TYT'den başlayarak tavsiye verelim. TYT netinizi beğenmiyorsanız yani nedir mesela TYT'den işte 60 net yapıyorum, 50 net yapıyorum, benim 80-90 yapmam lazım ya da atıyorum 70-80-90 yapıyorum, benim 100-100
%110 yapmam lazım gibi büyük hedefleri olan, yani 20-30 net eksiği olan arkadaşlar için şöyle bir şey söyleyeceğim. Önce arkadaşlar gidin bir analiz yapın. Son 10 denemenizi bir analiz edin arkadaşlar. En fazla nereden net kaybediyorsun? İşte atıyorum mesela coğrafyadan çoğu öğrencinin eksiği oluyor. Bakıyorum 5 tane soru var zaten. Buradan mesela 3-4 net kaybediyor. Bu büyük bir net arkadaşlar. Şimdi siz coğrafyayı fulleseniz zaten denemede, ki her zaman fullemek zordur ama yani ortalama mesela 4,5 net yakalasanız, yani bir deneme 4 net, bir deneme işte 5 net, işte 4-5-4-5 sürekli yapsanız ve 4-4,5 arasında bir net ortalaması yakalasanız, gerçekten bu eksiğinizi hallettiğinizde güzel bir artış yakalamış olursunuz. Hani onu biliyorsanız arkadaşlar, buna göre gidip bir yükleme çalışması yapmak, branş denemesi alıp çözmek, ki bunlarla alakalı da zaten bir sürü videolarımız var, tonla içeriğimiz var. Bunları nasıl çalışacağınızla alakalı zaten işte TYT sosyal nasıl fullenir, TYT fen nasıl fullenir, AYT fizik, kimya, biyoloji, matematik, bunlarla alakalı tonlarca zaten içeriğimiz var. Bunları gidip izleyebilirsiniz. Ama burada aslında önemli olan nokta arkadaşlar, bu arkadaşların yani netini beğenmeyen 20-30 net gerisinde olan hedefinin arkadaşlar için şunu tavsiye edeceğim. Bir hızlandırma çalışması yapabilirsiniz bir aylık, ki onunla alakalı videomuz da var. 20 net arttırmak için planımızı nasıl yapacağınızla alakalı, onu mutlaka izleyin. Ha, sonrasında ne yapacağız arkadaşlar? AYT konularını yani bir an önce bitirmenizi ve düzenli TYT denemesi çözerken, analiz birikirken, soru arşivimizi, orada yanlış yaptığımız soruları arşivleyip biriktirip onları haftalık tekrar ederken ben tamamıyla AYT'ye odaklanmasını tavsiye ederim. Neden arkadaşlar? Çünkü arkadaşlar AYT noktasında eğer AYT'ye odaklanırsanız karşılığını çok daha fazla alabilirsiniz. Neden? Şimdi bir müddet sonra arkadaşlar TYT'nin net arttırmak çok zor olabiliyor. Şimdi bu arkadaşlar mesela 60-70 net yapıyordu. Dediğim çalışmayı yaparsa büyük ihtimal hemen 80-90 arasına netlerini çok rahat çekebilirler. 60-70 yapıyorsa yani bir 20 netlik artış çok olası diyebilirim. Ama ondan sonrası bir tık zorlayacaktır. Ya da atıyorum şu an 80 net yapan bir arkadaş için, bir öğrencimiz için yani bunu biz 100 nete çekmek çok zor olmayacaktır. Ama ondan sonrası zorlaşacaktır. Ondan sonra benim mutlak tavsiyem arkadaşlar, kalan AYT'deki eksikliklerinizi hemen halledip onu da mesela böyle aradaki kolay eksiklikleri halledebileceğiniz bir program hazırlayıp bir hızlandırma yapıp AYT'yi de böyle 70'lere yakına çekmeniz. Ki gerçekten arkadaşlar AYT'de yaptığınız çalışma karşılığını çok daha fazlasıyla verir. Çünkü TYT bir tık arkadaşlar hani AYT'ye göre tabii ki net bir rakam vermek zor ama hani AYT'ye göre bir tık daha nankör olduğunu söyleyebiliriz. Yani belli bir müddet sonra artırmak gerçekten çok zor olabiliyor. Çünkü konu sayısı çok fazla, ders sayısı çok fazla. Çünkü 10 tane dersten sorumlusunuz arkadaşlar. Türkçesi mi dersin, dil bilgisi mi dersin, matematiği, geometrisi mi dersin, fiziği, kimyası, biyolojisi mi dersin, sosyal kısmında tarihi, coğrafyası, felsefesi, din kültürü mü dersin arkadaşlar. İllaki bir yerlerden soru kaçırmak mümkün. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar ilk 1000'deki öğrencilerin neredeyse yarısı arkadaşlar zaten AYT'yi fullemiş, TYT'ye göre sıralanmış. Hani bunu görebiliyoruz ki TYT'yi fullemek çok çok daha zor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. E hocam herkes AYT'yi fulliyorsa biz de TYT çalışalım o zaman. Hani oradan fark yaratalım. Hayır arkadaşlar. AYT'de hani fullemeye yakın gittiğinizde daha az bir çalışmayla daha fazla sonuç alabiliyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Kalan diyelim ki arkadaşlar günlük 10 saat çalışıyorsunuz. Kalan 90 günde 900 saat çalışacak vaktiniz var. Ben bunun 600 saatini yani 3'te 2'sini belki arkadaşlar AYT'yi ayırmanızı tavsiye ederim. TYT çalışmak yerine neden? Karşılığınızı sıralama olarak, puan olarak çok daha fazla alırsınız. Çünkü AYT çok daha önemli. Bir tane AYT neti 2,25 tane TYT netine eşit. Bu yüzden bunu bu şekilde noktalıyorum. AYT çok daha önemli arkadaşlar. Vaktinizi AYT'ye ayırın. Bir diğer senaryo arkadaşlar, ben hocam konuları bitirdim. Hem TYT hem AYT ama netlerim iyi durumda değil. Burada ne yapacağım? Burada da aynı şekilde o bir aylık hızlandırma olan, detaylı analiz içeren, direkt eksikliklerinize odaklandığınız, kolay net arttırabileceğiniz kısımlara, konulara, derslere odaklandığınız yükleme çalışmalarına devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bunları da aynı şekilde TYT, AYT ayır ekmeksizin ikisi için de yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi çalışmanızın yoğunluğunu AYT'ye ayırmak yine sizin için de çok çok faydalı olacak. E diyelim hocam ben hiç AYT'ye başlamadım, TYT konularını çalışıyorum diyorsanız, bu arkadaşlar için de bütün süre boyunca arkadaşlar konuları bitirmek ana esas olacaktır. Konu planlaması yapmak, ilk defa yüzeysel konu çalışması yaptığınız, hani konuyu ilk defa çalıştığınız için konu planlaması yapmak, bunları günlere dağıtmak, bitireceğiniz zamanı istikrarla bir şekilde belirlemek çok önemli olacaktır. Bu senaryodaki arkadaşlar için de konuları bitirmeyi çok önemli görüyorum. Konuları bitirdikten sonra birer tane branş denemesi çözmek o ders için çok iyi olacaktır. Hemen son haftaya bile kalsa arkadaşlar, hani ben hocam çok eksiğim var, sıfırdan başlıyorum, hiç fark etmez. Elinizden geleni yapın. İlerlemeye çalışın. Planlamanızı düzgün yapın. 90 günde hem TYT hem AYT konuları bile gerçekten bitirilebilir arkadaşlar. Öğrenme hızınız yüksekse, bugüne kadar hiç çalışmadım ama elimden geleni kalan zamanda yapacağım diyorsanız hiç fark etmez. Her şeye rağmen arkadaşlar belki öğrenme hızınız güzeldir. Hani atıyorum başkasının 3-4 soruda öğrendiği şeyi siz 1-2 soruda öğrenebiliyorsanız, iyi bir çalışma programı ve gerçekten doğru kaynakları sadece birer tane soru bankası çözerek de güzel bir duruma gelebilirsiniz arkadaşlar. Neden olmasın diyoruz. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Nisan ayı güncellemesi için güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Detaylı bir video olduğunu düşünüyorum. Sizin için buna göre arkadaşlar kendi çalışma durumunuza, kendi senaryonuza göre planınızı yapmak, ki en başta bahsettiğim çok önemli olan o check-up'ı, o analizi, o detaylı bir şekilde masaya oturup belki yarım gününüzü harcayıp ne durumdayım, ne yapmalıyım, bundan sonra ne yapacağım gibi durumu iyi analiz etmek çok önemli olacaktır. Hocam ben bunlarla uğraşmak
yapmak istemiyorum diyen üşengeç arkadaşlarımız için de hazırını yaptık. İsterseniz bizden hizmet alabilir, koçluk alabilir. Ben bunlarla uğraşmayacağım hocam, direkt sınavıma odaklanayım derseniz koçluk alabilirsiniz. Ya da atıyorum hazır programlarımızı daha uygun fiyata herkesin erişebileceği, aynı zamanda portal gibi yeni bir analiz sistemini, inanılmaz güzel bir YKS uygulamasını da ücretsiz bir şekilde program satın alarak sadece kullanabilirsiniz. Şimdilik arkadaşlar anlatacaklarımız bu kadar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hepinize başarılar.